Bu videoda enflasyon ve deflasyon konularını ele almaya amaçlıyorum. Bu konuya başlayabilmek için fiyatların neden yükseldiğini veya düştüğünü anlamamız oldukça önemli. Dolayısıyla bu videoda en basit örnekle başlayarak bir şirket kuracağız. Daha sonra fiyat oluşumu, enflasyon ve deflasyon konularına geçeceğiz. Yeni bir iş kuruyorum diyelim. Mesela cupcake firması açıyorum. Aslında bu video serisinin amacı firma kuruluşunu anlatmak değil. Bu video ve devamında gelen videoların amacı sizin ekonomi öğretmeninize gidip şu sebeplerle enflasyon veya deflasyon olabilir veya olmaz diyebilecek kadar konuyu öğrenebilmenizi sağlamak. Ancak bu düzeye gelene kadar şirketin hayata geçmesi ve muhasebe konularında biraz bilgi sahibi olmasında zararı olmaz cupcake fabrikası kurmanın maliyeti 1 milyon TL olsun. Fabrikanın işletme giderleri de bir yıl için 500 bin TL olsun. Yani bu 500 bin TL elektrik faturalarını, bütün çalışanların maaşlarını ve diğer giderlerin hepsini kapsıyor. Bir tane cupcake'in maliyeti 1 TL olsun diyelim. Bu işaretleri kırmızıyla yapalım. Bu maliyet nelerden kaynaklanıyor? Varsayalım ki fabrikamız tamamen otomatik. Hatta robot teknolojimiz bile var. Yani fabrikada çalışan işçi sayısı çok az. Buradaki maliyet sadece krema, şeker, yağ, cupcake'in içerisinde konduğu kap, makineler için elektrik parası ve makinelerin bakımı gibi şeylerden oluşuyor. Bunlar üretimle direkt olarak ilgili. Değişken giderlerimiz. Cupcake'lerimin tanesini 2 TL fiyatla satabiliyorum diyelim. Fabrikamızın üretim kapasitesi de yılda 1 milyon adet kapkek olsun. Ben iyi bir iş adamıyım. 1 milyon TL'lik yatırımı yapmadan önce bu işten kaç para kazanabileceğimi hesaplamalıyım. Değişik senaryolar altında ne kadar para kazanabileceğimizi birlikte inceleyelim. İlk senaryo en iyimser olanı. Bunu senaryo 1 olarak isimlendirelim. İyimser senaryoda 1 milyon kapkekin tamamını satıyoruz. Fabrikam 1 milyon cupcake üretebiliyor ve bu senaryoda ben de 1 milyon cupcake üretiyorum ve hepsini satıyorum. Üretim kapasitemizin ne kadarını kullanıyoruz? Kapasite kullanım oranı %100. Peki 1 milyon kek üretir ve tamamını satarsam gelirim ne kadar olur? Geliri yeşille yazacağım çünkü gelir iyi bir şey. İyimser senaryoda yılda 1 milyon adet kek satabiliyoruz. Cupcake başına satış fiyatımız da 2 TL demiştik. Buradaki temel konu çeşitli senaryolar altında bu fiyatın nasıl değişeceğini anlamak. Bir keki 2 TL fiyatta sattığımda yılda toplam 2 milyon TL gelir elde ediyorum. Peki, satılan malın maliyetine buraya bu terimin kısaltmasını yazalım. SMM. Bu kısaltmayı şirketlerin gelir gider tablolarını incelerken görebilirsiniz. Cupcake başına maliyetim ne kadardı? 1 TL'ydi. Bunu cupcake adediyle yani 1 milyonla çarparsak satılan malın maliyeti 1 milyon TL olacak. Cupcake satarak ne kadar brüt gelir elde ettik? Genel giderleri göz önüne almadan gelirden cupcake'in maliyetine düştüğümüzde neye ulaşıyoruz? 2 milyon TL gelirim. 1 milyon TL üretim maliyetim olduğuna göre brüt karım 1 milyon TL. Bu harika, 1 milyon TL kar ettik diye sevinmeyin. Bu brüt kar. Ancak bizim başka giderlerimiz de var. Satış giderleri, pazarlama giderleri, genel ve idari giderler gibi. Bunların tümüne genel giderler diyelim. Bu bir gider olduğu için bunu kırmızı ile yazalım. S, M, M de kırmızı renkli olmalı. Genel giderlerin içinde binalar, muhasebeciler, reklam giderleri pek çok şey var. Bunların toplamı da yılda 500 bin TL olsun. Bu durumda bu işten karım ne kadar olur? Bu işletme karı veya faaliyet karı olarak adlandırılıyor. Bunu işin faaliyette bulunmasıyla ne kadar kar elde ettiğimiz şeklinde düşünebilirsiniz. Gelir gider tablosunun detaylarına çok girmeyeceğim. Yine de şu an üzerinde durduğumuz ana kalemler herhangi bir gelir tablosuna baktığınızda size yardımcı olacaktır. Faaliyet karım burada. Bunun altında işletmenin gerçek faaliyetleriyle direkt olarak ilgili olmayan diğer giderler yer alıyor. Örneğin kredi kullandıysak bu kredinin faiz giderleri olabilir. Bunları genel olarak finansman giderleri gibi düşünebilirsiniz. Vergi ödemeleriniz olabilir. Basit olması için ideal bir dünyada yaşadığımızı ve bu ideal dünyada vergi ödenmediğini düşünelim. Fabrikayı kurarken yatırdığım 1 milyon TL de kredi olmasın. Bana birisinden miras kalmış olsun. Yani böylelikle kredi faizi de ödemiyoruz. Finansman gideri ve vergi olmazsa faaliyet karımız net kara eşit olur. Gelir tablosunun üzerinden kısaca geçelim. Brüt karım 1 milyon TL. Genel giderler yılda 500 bin TL. Faaliyet karımız eşittir net karımızda 500 bin TL. Oldukça iyi durumdayız. Bir kereye mahsus 1 milyon TL'lik yatırım yapmıştım. Bu 1 milyon TL'lik yatırım sonsuza kadar duracak. Yılda da 500 bin TL yani %50 kazanıyorum. Süper! Size bir yılda %50 kazandıracak bir iş kuracağımı söyleseydim eminim hemen ortak olmak isterdiniz. Ancak unutmayın bu en iyimser senaryomuz. Başka senaryolar üzerinde de düşünmeliyiz. Satış fiyatınızı ve satış adedinizi değiştirdiğinizde buradaki rakamlar da değişecek. Hatta bir Excel dosyası açarak çok eğlenceli alıştırmalar yapıp farklı olasılıkları görebilirsiniz. İyimser senaryoya ek olarak bir ılımlı, bir de karamsar senaryo oluşturabiliriz. Ya da farklı bir yöntem izleyeceğim. Bu işten para kaybetmemek için ne yapmalıyım? Bu sefer işi tersten başlayarak ele alacağız ve başa baş analizi yapacağız. Hala enflasyon ve deflasyon konusuna gelemediğimizin farkındayım. Ancak şu an yaptıklarımız piyasa dinamiklerini ve fiyat oluşumunu anlayabilmek için önemli. Ayrıca yeni bir iş kurma konusunda ilginç bulduğunuzu düşünüyorum. Konuya dönelim. Faaliyet karımın sıfır olması için durum ne olmalı? En az kaç tane cupcake satmalıyım? Cupcake'in tanesini kaç liradan satmalıyım? Genel giderlerimi biliyorum. Bunları sabit giderler gibi düşünebilirsiniz. Fabrikanın her yıl 500 bin TL sabit gideri var. Bu bir gider olduğu için bunu negatif sayı olarak yazıyoruz ve brüt kardan çıkarıyoruz. Bu durumda brüt kar ne kadar olmalı? Sonucun sıfır olabilmesi için brüt karımız 500 bin TL olmalı. Brüt karımızın 500 bin TL olacağı farklı senaryolar düşünebiliriz. 500 bin TL'ye nasıl ulaşabiliriz? 1 milyon adet yerine sadece 500 bin adet cupcake satabiliyoruz diyelim. Cupcake'in tanesini aynı şekilde 2 TL'den satıyoruz. 500 bin adet cupcake çarpı 2 TL. Bu durumda her yıl kasaya 1 milyon TL gelir giriyor. Sattığımız malın maliyeti ne kadardı? Cupcake üretim için maliyetimiz 1 TL'ydi. Bunu 500 bin adetle çarparsak toplam SMM yani satılan malın maliyeti 500.000 TL olur. Başa baş senaryomuzda 500.000 adet cupcake'i tanesi 2 TL'den satarak 1 milyon TL gelir elde ettik. Bunun 500.000 TL'si üretilen keklerin maliyetine ve 500.000 TL'si genel giderlere harcandı. Başa baş noktasına geldik. Bu senaryo bana şunu söylüyor. Eğer cupcake başına satış fiyatını 2 TL olarak belirleyeceksem en az 500 bin adet satmalıyım. 500 bin adetin altına düştüğüm an para kazanamam. Hatta bu kadar adet satamazsam zarar etmeye başlarım. Süreyi aşmamak için bu videoyu burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videomuzda cupcake fabrikamızın kuruluşuna devam edeceğiz.